تابعة لعصابة الأسد والموجودة في مدينة عزاز. Erken büyümek zorunda kalan çocuklar onlar. Küçük yaşta savaşla tanışan, yıkımdan kaçan, güveni arayan küçük insanlar. Gözlerinde yaşanmışlıkların yükü. Çoktan büyümüş onlar. Minik yürekleri barışa hasret. Ellerinde ise hep aynı işaret. Bu oyunun en büyük kaybedeni çocuklar. Bir filiz gibi topraklarına kök salacakken topraklarından olanlar, bu savaşın kaybettirdiklerini yaşamları boyunca bir kambur gibi sırtlarında taşıyacaklar. أنا وجوزي على السجرات لبرا لبرا على الكرم لحقونا على الكرم قوس وجوزي قدامي سبع رصاصات قدام بنت هاي Suriye'de patlak veren çatışmalar, on binlerce insanın zorunlu göçüne neden oldu. Ülkelerini, şehirlerini, evlerini geride bırakıp, komşunun evine sığınan Suriyeliler geçici olarak koruma altındalar. Yeni hayatlarına tutunmaya çalışan bu insanlar, geçmişin huzur dolu günlerine kavuşmayı bekliyor. Çocuklar için bu zamansız konaklama hala bir oyun. بداية الأحداث بلشت بدرعة ما بلشت بأي مدينة تانية بلشت بشي بسيط كتير كنا مفكرين إنه ممكن توقف عند هالحد كنا مفكرين إنه ممكن أي شيء من الدول التانية ممكن يخلينا نوقف هالحرب أو ممكن يكون إنه أقل يعني النظام يكون أقل خفيف أكتر من هيك يعني يا شباب المال يا شباب لحظة Küçük bir kıvılcımın tüm ülkeyi yakacağını kimse öngörememişti. Sokak çatışmaları giderek büyüdü. Uluslararası toplumun sessizliği yangını körükledi. Çocuklar hayatları boyunca hiç unutamayacakları görüntülere tanıklık ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabennellezine kutlu fi sebilillahi amvatan bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. كان يقصف علينا بالشار بالدبابة جرح أي شفت اثنين يوم العيد صار يقصف وموت اثنين وجرح اثنين عنا صار شفت كيف عم يموت الزلمة Arap Baharı kapı komşusu Suriye'ye cehennem azabı getirdi. Ülke yönetimi ve muhalifler arasında çatışma durmaksızın devam ediyor.
namluların ateşi ülkeyi yangın yerine çevirmiş durumda. نصل لي رعب كتير قوي والولاد صارت تخاف كتير دمار من جوامع للمدارس كل شي صار صعب يعني طلعنا في صعوبة كتير قوية كان صاروخ تبع طيارة نحن كفار نحن الله يهده وليس ولا بشر كان صار لي خوف أنا من أي شيء صرت أخاف والأولاد الصغار صارت خوف كتير صرنا نبرك كل ساعة نقول حلا بيجينا الموت شوي بيجينا الموت كتير صعب Bu zorunlu göç Suriyeliler için geçici bir konaklama. Türkiye'nin Gaziantep'te kurduğu kamplarda yeni bir yaşama başlayan Suriyeliler güvenlik arayışı içinde. Savaştan kaçanlar kök salacakları yeni topraklarını arıyor. أنا جيت على مرحلتين. أول مرحلة عشت بمخيم اسمه قاح. شي 16 يوم وصار لي هلا يومين أنا هون بتركيا. لأنه ما فيني أرجع على سوريا. الوضع عندنا كتير في بلدنا صعب يعني وخاصة نص بالضيعة. قذائف وطيران والسيخوي والميج كله عم يضرب فينا. كل يوم بيطلع بيضرب مرة وتنتين وثلاثة. قذائف بشكل دائما وعشوائي. يعني إصابات كتيرة وفاة كتيرة أطفال بتروح إيديها أو إجريها مثلا أو موت كتير ما عاد فينا نتحمل نضل في بيوتنا حتى بيوتنا تهدمت يعني أنا عشان هيك طلعت برا سوريا يعني وطلعت برا بلدي وتغربت وأجيت لهون بيوت ما ضل عنا يعني Kaçabilenler şimdi büyük bir özlem içinde. Yarıda kalan hayatlarına ne zaman devam edecekleri ise meçhul. Oysa kalpler vatan toprağında atıyor. اشتقت له بلدي لبيتي ل يعني وطني اشتقت له لكله كله لأهلي في من أخوتي أخي يعني هنيك أختي في قريبين بابا قريبين ماما بيت حماي كمان موجودين الأطفال ما بقى عندهم مدارس النساء ترملت الأطفال اللي بالمناطق النائية اللي بتضيع اللي انقصفت كلها ما ضل في عندهم بيوت ولا ضل في عندهم مأوى صاروا نازحين بالمدارس المدارس عم تنقصف وللأسف الشديد ما عاد في الأولاد عم يمرضوا عم يموتوا ما في مواد ما في أدوية ما في مشافي تروحوا عليها لأنه المشافي صارت مخصصة لناس وناس مواد غذائية عم تخلص الأسواق اللي انقصفت أسواق الخضرة واللحوم وما شابه هدول كلهم صاروا بأسواق محددة من مناطق كتير 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 راقية بحلب صارت كلها مناطق للأسف منتهية نوعا ما Tunus ve Mısır'da çıkan gösterilerden etkilenen muhalif gruplar 2011 yılının Ocak ayında gösterilere başladı. Gösteriler 2 ay sonra Dara'da büyüdü ve geniş kitleleri peşinden sürükledi. Bazı rejimine karşı ayaklanmalar çıktı ve çatışmalar tüm ülkeyi sardı. Neredeyse bir iç savaş haline gelen bu durum hala devam etmekte. Binlerce insan öldü ve yüz binlercesi ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. وصل الحرب لهالمدى هاد يعني وصلت حلب صارت خراب خربت كلها وما ضل في شيء اسمه حلب غير كم منطقة واحدة بس واللي متجمعين فيها كل النازحين
المدارس كلها نازحين، المدارس كلها أطفال وكلها نساء. غاز ما في، مازوت ما في، غاز ما في، كل شيء محروقات ما في. القذائف دائما كانت موجودة من الصبح للمساء. Bir zamanlar Suriye'nin ikinci büyük şehri olan Halep, bugün tanınmaz bir halde. Şehir yerle bir olmuş durumda. İnsanların eksik olmadığı uzun çarşı artık sessiz. Halepliler Halep'te değil. Onlar artık var olmayan evlerinin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Düzgünden. Dönmeyi isterim. Evim kalmadı ama yine de yaparım. شو بتمنى؟ بتمنى هالحرب يخلص هلا قبل بكرة ونخلص من هالنظام هذا كله يعني، وبتمنى إنه كل إنسان يرجع على بيته، بتمنى ما يضل حرب عنا، بتمنى كل إنسان يضل طيب بصحته بعافيته. هالطيران أكتر شيء، هالقذائف، هالحرب يعني صعب كتير كتير. بتمنى أنا هلا تهدى الأمور في بلدي وأحمي حالي أنا وولادي وأرجع على بيتي. بحب أحكي، بتمنى مثل ما أنا عم بحكي لك، بتمنى إنه نخلص من هالحرب هلا قبل بكرة وأرجع. وبتمنى كل الشعب السوري والمسلم يضلوا بخير وسلامة ونخلص من هالأزمة على أهون سبب يعني، ونخلص من حكم بشار الأسد اللي هو ظالمنا أكثر شيء هاللحظة هاي. أهم شيء تقولي إنه نقص الغذاء، نقص الحليب للأطفال، نقص الأدوية للأطفال، النساء ما لها معيل، الرجال كلها ما ضل في عمل بالبلد. Suriye'de kalanlar için hayat bıçak sırtında. Savaş ve yoklukla mücadele ederek hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Yiyecek kuyrukları gündelik hayatın sıradan bir karesi. Geride kalanlar her yeni gün hayatta kalma savaşı veriyor. مدارس ما في، مشافي ما في، أدوية ما في، خبز ما في، غاز ما في، مي قليل كمان ما في، كله ما في. Suriye'den komşu ülke Türkiye'ye kaçanlar, onlar için hazırlanan kamplara yerleştirildi. İmkanı olanlar şehirlerde bir hayat kurabildi. Ancak imkanları yetersiz olanlar için barınacakları tek yer kamplar. Evlerini, hayatlarını, akrabalarını geride bırakan bu insanlar bir gün geri dönecekleri umuduna tutunmuş durumdalar. Şimdilik ayakta kalabiliyorlar. كتير صعب ننسى الشيء اللي صار، بس بلكي منحاول إنه نحسن، بلكي منحاول نطور بلدنا، بلكي منحاول نرجع نعيش مثل ما كنا عايشين. الشعب السوري شعب طيب و يعني مقاوم وحب للحياة، بيرضى بكل شيء بيرضى، بس بقى يعني إنه في شيء زاد عن حده، فمشان هي يعني ما بنحسن إنه نرجع بقى خطوة لورا، لازم نمشي لقدام ولقدام ولقدام. لورا ما بقى بنحسن نرجع، لنمشي لقدام بلكي منصير في يوم أحسن. بتشتاقي لبلدك حتى للحجار، لكل شي بتشتاقي، لأهلك، رفقاتك، الشقة. فيعني نحن خلصنا حالنا، بس الأشخاص اللي بقيان هنيك يعني نحن بالنا عندهم يعني ما بعرف. بابا اشتقت له كتير. بابا موجود لسه بحلب، ما بيطلع. بابا بيحب حلب، بيحب سوريا كتير. بابا قومي، انه متعلق لحتى اخر نقطه بحياته بسوريا.
والدول الخارجية اللي فرقتنا، وما كان نحن ما منفرق بين لا تركي ولا سوري ولا أي، كنا كلاتنا أخوي، بلا مسيحي ولا كردي ولا أي، كلاتنا كنا عايشين بدولة واحدة. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Farklılıklar sadece görmek isteyen gözler için var. Oysa binlerce yıldır zeytin ağaçlarının gölgesinde serinleyen, bu ağaçların meyvesini tadan bu insanlar için barış bir umut olmamalı. Barışın bu kadar yakınken bu kadar uzak olması anlaşılabilir değil. مناقب ماشي الحمد لله. عايشين من الخوف والقصف تحت. والله يعني احنا اول ما انتشأنا صغار كنت انا صف اول، بتذكر كنت صف اول، والله شاهد على كلامي، يقولوا لنا تركيا كفار. نحن ما بنعرف شيء، نحن صغار ما بنعرف تركيا كفار. مين ما يسألوا يقول له تركيا كفار. بتجينا لهون عملونا بالمشفى معامله، يشهد الله على كلامي، معامله كويسه كثير. عمليه ويعني ودواء وكذا، كثير عملوا معامله كويسه. عرفنا الاتراك شو يعني هي. مليح تمام الحمد لله، ما ناقصنا شيء، الله يخلي لنا اردوغان الهي. Komşu evine sığınmış olan çocuklar için savaş anlamsız. Her gün bir öncekinden farksız. Prefabrik evlerin arasındaki bu mahalle onlar için yeni olsa da oyunlar hep aynı. Çocuklar için hayatın sadece oyun olduğu eski günler artık geride kaldı. Erken büyümek zorunda kalan Suriyeli çocuklar değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Aileler sanki yaşamları hiç değişmemiş gibi gündelik hayatın rutinlerine devam etmekte. Türkiye sınırda yaşayan on binlere her konuda destek olmaya çalışıyor. Ailelere yapılan para yardımları hayatın küçük ayrıntılarını doldurmaya yetiyor. Kampın tek marketi alışveriş yapmak isteyen Suriyelilerle dolu. Hayat devam ediyor ve insanlar ona tutunmaya çalışıyor. Kadınlar prefabrik de olsa evlerinin ihtiyaçlarını düşünüyor. Çocuklar savaşı öğrenmiş olsalar da hala oyun oynuyor. Herkesin aklında ve yüreğinde bir gün eve dönmek var. Bu bekleyiş geçici ve uzun sürmeyecek. Bebekler büyümeden bu zorunlu göç bitecek. Herkes Suriye'den gelecek iyi haberlere hasret. Başka şeyleri gördüm, mesela Lübnan'da gördüm, Ürdün'de gördüm, Irak'ta gördüm. Yani en güzel mülteci Türkiye'de. Buraya en güzel baktılar, en güzel Türkiye'de en güzel baktılar. وطبعاً يعني بنشكر أخوتنا الأتراك لأن يعني بقول عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله والحمد لله رب العالمين كان لهم كتير فضل يعني ساعدونا وفتحوا لنا بيتهم وبكفي استقبالهم لأن هون ببلدهم يعني وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلبهم يعني وخفاف خفين ظل إن شاء الله إن شاء الله. أنا بتشكره للحكومة التركية كثير لأنه قوت كل هالشعب المسلم وقوت كل هالشعب السوري، بس بتمنى إنه قصها يفتحوا مجال أكثر من هيك. هلا على المعابر كلها في كثير أكثر من 2000 عائلة مثلا عم تستنى لحتى يجيها تفوت وما بتقدر تفوت.
Suriye'de çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Sınırı geçebilenler şanslı sayılıyor. Halk sınır kapılarına sığınmış durumda. Sınırın öteki tarafında gümrük bölgesinde yerleşmiş olan insanlar Türkiye'ye girmeyi bekliyor. Türk Devleti, Kızılay ve AFAD'la birlikte Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde Suriyelilere destek olmaya devam ediyor. Türkiye'deki kamplarda ise yer yok. Bir zamanlar dostça dalgalanan bayraklar eski güzel günlerini arıyor. Çocuklar şimdiden bir evlerinin olabilmesi için bir vatanlarının olması gerektiğini öğrenmiş. İki ülke birbirine hiç bu kadar uzak olmamıştı. Güvenli bir yaşam ümidini sadece hayali bir sınır çizgisi ayırıyor. Çaresizlik, beklemek ve izlemek. Yapabilecek başka hiçbir şey yok. Güvenlik arayışı devam ediyor ve insanlar bu dönemin geçeceğini biliyor. Onlar yeniden yaratacakları geleceğin hayalini kuruyor. أنا ساهمت في الإغاثة، أنا عضو بجمعية الشباب السوري للإغاثة تابعة لجمعية بلبل زادة التركية. كنت من المؤسسين للمدرسة السورية بغازي عنتاب، وأنا حاليا أدرس في المدرسة 45 طالب. Hayat herkes için devam ediyor. Çocuklar yaşamlarındaki değişimi başta bir oyun gibi algılasalar da onlar da kendi düzenlerini arıyor. Artık günlük rutinler onlar için bir ayrıcalık. Okul da bu ayrıcalıklar arasında en önemlisi. طبعاً يعني خوفي على زوجي كان بالأساس، خوفي على زوجي بالأساس. وبعدها على أطفالي أنا طلعت على تركيا بنتي ما كملت السنة بس كان صف تاني ما كملت بنتي طلعنا لهون كنت أعاني كتير مع يوميا نشوف الأطفال الأتراك راكبين الباص ورايحين على مدارسهم تكون واقفة على الشباك وعم تبكي كان كتير هذا يألمني يعني كان كتير يأثر فيني وقال لها ماما يعني أطفال سوريا كلهم ما عم يدرسوا ونحن مثلهم بس نحن طلعنا مو البابا مثلا إنه الحمد لله بأمان ترجع تنسى يعني ترجع تنسى يعني الحمد لله رب العالمين لحتى فتحنا المدرسة وكنا من المؤسسين فيها. Burada çocuklar okul küçük biraz yani mesela her sınıfta 40-45 öğrenci var. Bunlar yani burası zor bir şey ama çok zor değil yani. Biz ne yapıyoruk her şey yapıyoruk. Bu çocukların için, bu çocuklar unutmasın deyin, her şey yeniden başlasın. İnşallah Suriye'ye geri dönerek yeni Suriye'yi yaparız inşallah. Muhammed tifiye, o tifoid, huwa marad cersumi usib, cihazın hadun. Evvel şey su da'if el-ra'ıs, da'if am fil-kıva. Nerede sorarız, sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek henüz belirsiz ama geçici bir süre de olsa çocuklar kaldıkları bu ülkede hayata tutunmak zorundalar. Bir gün bu savaş bitecek, çatışmalar dinecek ve yeni Suriye çocuklarıyla ayakta kalacak. İstemiyorum. Sadece Suriye dönmek istiyorum. İşte bu. Allah razı olsun. Bir şeyimiz nüksan değil. Hiç çok şükür.
Allah razı olsun. Hem geri dönerim derim. İnşallah Türkiye en büyük devlet olur bu dünyada. Suriye'deki çocuklar bizim çocuklarımız. Suriye'deki kız kardeşlerimiz, ablalarımız, bizim ablalarımız ve bizim kardeşlerimiz. Onların bu mücadelesinde yanlarındayız. Bir an önce çatışmanın bitmesini, yuvalarına dönmelerini, huzur ve barış içinde yaşamalarını çok istiyoruz. Bölge barışı, dünya barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz diyorum. Bizler Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Maalesef bu insanlık trajedisinde en fazla sıkıntı çekenler tabii ki kadınlar ve çocuklar. O nedenle biz onların burada en azından bu sıkıntılar aşılana kadar huzurlu bir ortamda eğitimlerini aksatmadan elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederek bu kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Suriye bize çok yakın. Komşumuz Halep Üniversitesi ise kardeş bir üniversiteydi. Hep beraberdik. Birçok konuda bir ortak ilişkilerimiz oldu. Birçok güzel şeyler yaptık. Ve Suriyeli gençler artık üniversitemizde okuyorlar. Yüzlerce genç. Bu birliktelikler tekrar tesis edilmeli. Bu yangın bir an önce sönmeli diye düşünüyoruz. Çünkü bu yangın sönmeden bu topraklarda mutlu olarak yaşamamız mümkün değil. Ama inançlarımız, ama düşüncelerimiz, ama insani duruşumuz bu yangını söndürmeye yetecektir. Ve Suriye'deki kardeşlerimizle birlikte tekrar gülerek, oynayarak daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz diye düşünüyorum. Onlar bizim Suriyeli kardeşlerimiz, şu anda bizim misafirlerimiz ve oradaki sıkıntıdan dolayı buraya gelmiş bizim korumamız altındalar. Bugün gördüğünüz gibi çocuklarımız hepsi can dolu ve burada yaşıyorlar. Ama onların istediği kendi memleketlerine gidip orada daha mutlu olmak. Herkes bir gün bu savaşın biteceğine inanıyor. Suriye huzura kavuşacak. Evlerine geri dönüp bereketli sofralarında misafirlerini ağırlayacaklar. Çocuklar okullarına gidecek, hayat eskisi gibi normale dönecek. Yüzler hep gülecek ve çocuk kalpler savaşı hiç bilmeyecek.